Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Edpuzzle konusunu işleyeceğiz. Edpuzzle nedir, nasıl kullanılır ve uygulamalı bir örnek ile Edpuzzle uygulamasıyla bir çalışma göstereceğiz sizlere. Öncelikle kısa bir slaytımızla Edpuzzle nedir, kısaca değinelim. Edpuzzle çevrimiçi bir platform olup eğitmenler ve öğretmenler için içerik oluşturma ve video tabanlı ödevler hazırlamalarını olanak sağlayan bir uygulamadır. Öğrencilerin video izleme, not alma ve ödev tamamlama süreçlerini de takip edebilir. Edpuzzle'ın özelliklerine bakacak olursak, video düzenleme, ödev oluşturma, izleme ve geri bildirim özelliklerine sahip. Edpuzzle eğitimde nasıl kullanılıyor arkadaşlarım? Sınıf içi ödevler verebiliyorsunuz. Ters yüz edilmiş sınıf, yani öğrenciler sınıf dışında dersin içeriğini öğrenir ve sınıfta daha çok uygulama yaparlar. Ve bireysel öğrenme gibi eğitimde kullanılan tarafları bulunmakta Edpuzzle. Avantajları: öğrenci katılımını artırır, zamandan tasarruf yapar, kişiselleştirilmiş öğrenme ve veriye dayalı iyileştirmeler içeriyor Edpuzzle. Peki Edpuzzle'ı kullanmak için nelere ihtiyacımız var? Hangi uygulamaları kullanıyoruz? Onlara bir değinelim. Arkadaşlar, öncelikle edpuzzle.com'a giriş yapıyoruz. Edpuzzle.com'a login girişimize I am a teacher deyip girişimizi sağlayabiliriz. Var ise bir Gmail hesabınız, ki biz her zaman onunla yapıyoruz. Gmail hesabımızda şöyle bir giriş sağlayalım. Ve Edpuzzle ana ekranın admin tarafına şöyle bir geçiş yapalım. İşte burası Edpuzzle'ın size yönetim paneli sunduğu ekranımız. Burada sol menüde My Content, My Network ve benzeri menüleri görebilirsiniz. My Content'te daha önce çalışmış olduğunuz videoları, bu etkileşimli videolarınızı buradan görebilirsiniz. Biz ne yapacağız? Yeni bir content, yeni bir etkileşimli video hazırlayacaksak sağ üstteki Add Content yazan yere tıklayacağız. Sitemizin İngilizce dil desteği şimdilik yok. Şöyle bir bakalım. Şöyle Language Settings'te var mı bakalım bir. Şimdilik yok Türkçe dil desteği. İngilizce kullanmaya devam edeceğiz. My Content kısmında Add Content yazan yere tıklayıp Upload Video seçeneğiyle yolumuza devam edebiliriz veya Record Video seçeneğiyle anında bir video kaydı da oluşturabilirsiniz. Burada biz Upload Video'yu seçip indirmiş olduğunuz bir videoyu buraya yükleyip onun üzerinden çalışabiliriz. Ama bu uzun yol arkadaşlar. Bu uzun yola hiç girmeden YouTube'daki bir video üzerinden çalışma da yapabilirsiniz. Upload edecek arkadaşlarım için şuradaki uyarıyı da dikkate almalarını istiyorum. 1 GB'ın üzerindeki bir videoyu upload edemiyorsunuz. Buraya upload ettikten sonra benim biraz sonra YouTube'dan video çekip geri kalan kısmını anlattıklarımla aynı şekilde de ilerleyebilirsiniz. Hani aradığınız bir video YouTube'da yoksa, kendiniz çekmişseniz buraya gelip 1 GB'a geçmemesi koşulu ile buraya upload edip biraz sonra anlatacağım özelliklerle etkileşimli bir video hazırlayabilirsiniz. Ama biz işi kısa tutacağız. Size YouTube üzerinden video anlatacağımız için geliyoruz YouTube'a. YouTube'dan bir videoya ihtiyacım varsa bunu kısa yoldan nasıl ekleyeceğim? Örneğin okul öncesi diyelim şöyle bir. Okul öncesi yazdığımızda bir video. Şöyle okul öncesi sayılar şarkısı veya okul öncesi sayılar diye yazalım. Şöyle yazalım. Şöyle indiğimizde okul öncesinde video, kısa bir video arıyorum arkadaşlar. Çok uzun olmasın. Şuradaki video. Örneğin bu video benim hoşuma gitti. Ben bunu kendi etkileşimli videom olarak kullanabilir miyim? Ona bakacağım. Arkadaşlar, bunu kullanabilmeniz için şuradaki butonlar gibi burada Edpuzzle'da bunu kullan tarzında bir buton eklememiz lazım. Onun için de öncelikle tarayıcımıza Edpuzzle Chrome Extension yazıyoruz. Edpuzzle'ın Chrome'a extension, yani eklentisini yüklememiz gerekiyor. Bunu da yazdık Google'ın aramalardan. Dikkat edin, google.com. Burası önemli. Google.com'daki Edpuzzle yazan uygulamayı Chrome'a ekliyoruz. Tabii ki söylememe gerek yok sanırım. Google Chrome'a eklediğimiz için siz de bu işlemi Google Chrome'da kullanacaksınız. Edpuzzle uygulamasını Google Chrome'a ekledikten sonra bakın aynı videoya geldiğimde sayfamı yenilediğimde şöyle bir buton belirecek. Sizde de aynı şekilde olması gerekiyor. Butonumuzun, sayfamızın yenilenmesini şöyle durduralım. Bekledim. Ve gördüğünüz gibi bakın
sayfa ekranına sığma atışı gözükmedi tam ama şu sarı buton Edit with Add Puzzle yazıyor arkadaşlar. Add Puzzle ile bu editleme yapmak için bu butonu da az önce gösterdiğim şekilde getirttik. Artık Edit with Add Puzzle'a tıkladıktan sonra bu video benim Add Puzzle tarafındaki yönetim panelindeki mutfağıma düştü. Bakın videom geldi. Ben bu video üzerinde çeşitli etkileşimler yaparak bu videoyu kendi sınıfımda, kendi öğrencilerimle kullanabilecek hale getirmem lazım. Mutfağımda masama geldi, çalışma masama geldi. Bakın yukarıda Cut, VoiceOver ve Questions yazan 3 tane menü var. İlk olarak Cut menüsü. Diyelim ki bu videomuzun başında belli bir kısmı şöyle, şuraya kadarki kısmı kesmek istiyorum. Şöyle geldim. Sonunda da şuraya kadar geldim. Videoyu istediğim şekilde kısalttım. Baştan ve sondan ne yaptım arkadaşlar? Sadece istediğim yerin videoda yer almasını istediğim için kısalttım. Cut menüsünden bunu yaptıktan sonra VoiceOver menüsü arkadaşlar. VoiceOver menüsü YouTube'daki videolar üzerinde çalışmıyor. Ama az önce belirtmiş olduğum upload ettiğiniz, yüklediğiniz kendi videolarınızda videonun sesini kesip oradaki sesi yani devre dışı bırakıp kendi ses kaydınızla VoiceOver menüsünden de kendi sesinizi ekleyebiliyorsunuz. Biz YouTube'dan çektiğimiz için şu anda YouTube üzerinden yapılamadığına dair bu ibareyi görmüş olduk. Devam ediyoruz. Burada VoiceOver'da bu videoluk bir işimiz olmadığı için bir sonraki Questions menüsüne geldik. İşte işimiz burada. Videomuzu kestik. Videomuzu izlemeye başladık. 2 sayıyor işte. Videomuzun tam şu kısmında öğrencilerimizin videonun geri kalan kısmında anlatılanları acaba anlamış mı tarzında bir soru sormak isteyebiliriz. O zaman buraya gelip sağ tarafta açık uçlu bir soru veya çoktan seçmeli bir soruyu bu videomuza ekleyebiliriz. Yine bir notu da ekleyebiliriz ki kullanıcı, izleyici videonun bu kısmında bizim sorduğumuz bu soruyu bilirse devam edecek. Önceki izlediğine dair şuradan açık uçlu ya da çoktan seçmeli bir soru soralım. Diyelim ki 5, bu videonun 5 rakamında şöyle 5 rakamından sonra hangisi gelir dedik. Buraya 6 dedik. Şuraya 7 dedik. Burada çeşitli seçenekler var. Add another answers yazan yerde sorularımızı, cevaplarımızı artırabiliriz. Buraya gelip doğru cevabı da yan tarafındaki şu tick, OK işaretiyle seçtikten sonra sorumu iki şıklı olarak ben bu videoya ne yaptım? Entegre ettim. Bakın şurası benim birinci sorum olarak geldi. Devam ediyorum. Burada şöyle bir soru sorabiliriz. Open-ended, açık uçlu. Burada deriz ki Pepe burada kaça kadar sayıyor? Burada da öğrencimiz kaça kadar saydığını önceden izlediği için doğru cevabı verecek. Ve save dedikten sonra bu soruyu da biz bu bölüme eklemiş olacağız. İstiyorsanız buraya sözlü olarak da mikrofonu kullanarak da sesli olarak da cevap verebilirse istiyorsanız bunu şurayı da on yapmayı seçebilirsiniz. Off da kalsın ve save dedikten sonra bakınız benim ikinci etkileşimim de buraya yer aldı. Devam ediyorum videonun geri kalan kısmında da şurada önemli bir durum var ise not deyip burada işte durumla ilgili Pepe burada bize sayıları öğretti ya da birden ona kadar saymayı öğretti diyebilir. Ve save dedikten sonra bu videoma ben 1, 2, 3 tane etkileşimi böylelikle eklemiş oldum. Birinci, ikinci ve üçüncü etkileşimi de ekledikten sonra şöyle izlemeye geldiğimde yakın bir yerde açtım videomu. Bakın 5 rakamından sonra 6 mı 7 mi gelir? Onu doğru işaretledikten sonra kullanacağım. Continue diyebilecek. Daha sonra diğer soruma gelecek. Orada da aynı şu soruyla karşılaşacak. Pepe burada kaça kadar sayıyor diye bir sorumuz gelecek. Ve son olarak da şurada bir not çıktıktan sonra benim 1, 2 ve 3 tane etkileşimim video üzerine entegre olduktan sonra artık ben bu videomu kullanıcılarımla paylaşabilirim. Finish dedikten sonra bu videom yayınlanmış oldu. Ben bunu
Artık izlemeye başladığında bakınız kileşimlerim burada da gözükmeye başladı. Tamamen et puzzle içerisinde arkadaşlar gözüktü. Peki ben bunu nasıl paylaşacağım? Aynı ekranda arkadaşlar çalışma ekranında finish dedikten sonra, save dedikten sonra şurada private yazıyor. Gizli olanı public yani görünür hale getirdikten sonra share dedikten sonra buradaki kopya linkini alıp istediğim kişilerle de paylaşabilirim. Bunu paylaştığım kişi videoya tıkladığında karşımıza işte benim yaptığım çalışma bu şekilde bir ekran gelecek. Buradan sayılar sekmesinde işte diyelim ki şuraya geldiğinde videom burada 5 rakamından önce sonra hangisi gelir diye rakamı seçtik. Sabit dedikten sonra videoya devam edecek. Daha sonraki sorun bakın doğru cevap yeşile büründü. Bir sonraki soru ve notla beraber ben ne yapmış oldum? Videoyu etkileşim hali getirmiş oldum. Böylelikle kıymetli arkadaşlarım. İşte et puzzle'ı kısaca basitçe anlatımı bu şekilde değerli arkadaşlar. Kolay gelsin.